Merhaba arkadaşlar, Ünal Yapım olarak Rust'ın 5. bölümündeyiz. Bu bölümde bir baskın videosu çekecektim sizlere. Onu hazırladım. Daha doğrusu önce bir gezdim, baktım şöyle güzel bir yerler var mı diye. Öncelikle şurada bir yer buldum. Hemen içerisine baktım. Siz de bakın. Hani burada bir şey yok. Tahtadan mahtadan yapmış ama bu tarafı taştan yapmış temelini. Yani burada kesinlikle... Aa, cam da koymuş salak, ben burayı görmemiştim. 100 canı varmış zaten, içeride de sandıklar duruyor. Ama bu tarz yerlerde pek fazla bir şey çıkmayabilir. Yani bunu B plan olarak saklayacağım. Asıl yapmak istediğim şurada, bakın benim kuleyi görürsünüz belki. Adamın tepesine atlamaya çalıştım ama maalesef tam dibine düştüm. Olmadı. O biraz karamsar video olduğu için çaktırmayın ama onu sildim. Şimdi yani yapmadım, daha doğrusu çekmedim. Onu sildim tamamen. Şimdi bu videoda orayı yapacağım. Halledeceğim yani, onu göstereceğim. Yerlerde mesela, bazı yerlerde ayı tuzağı olur. Bunlara dikkat edin. Adamlar mesela sola bayağı kurmuşlar. Çoğu da kapanmış zaten. Biri öldüğü zaman geri kapanıyor. Benim inşallah ölen bedenim oradadır. Ben yine oduna moduna gittim. Ne olur ne olmaz, garanti olsun diye de. Ölüm ölüm kaybolmuştur diye bakayım. Aynen, ölüm kaybolmuş zaten. Bunu yıkacağım, tekrardan kurmam gerekiyor. Allah, bu iki temeli yıktım mesela, üstteki bütün hepsi yıkılır. Gördüğünüz gibi bütün temel yıkıldı. Oyun kastı bile ha. Dur bakayım, bizim şimdi bunu yapmamız için öncelikle bir kağıda ihtiyacım var. Kağıt işleyeceğim. Bu sırada şöyle bir yerde saklanmayı düşünüyorum. Çünkü bir anda birileri gelebilir. 22 saniye diyor. Bu evi de nasıl fark ettim dersiniz. Evin şimdi, daha öncesinde ben şurayı basmıştım. Burayı da tekrar bir daha basabilirim. Ama artık onlar öldü. Keşke onun videosunu çektim zannediyordum ama çekmemişim. Boşu boşuna adamları şey yaptık. Hallettim. Şimdi şurada açık ne derseniz bakın. Çatıyı görebilirsiniz. Ortası tamamen açık ya. Adam açık bırakmış. Ve oranın tamamı, eğer kapı yoksa her türlü oraya girebilirim. Ve rahatlıkla çıkabilirim. İnşaat engeli de bakın en yakın bu kısımda yok. Evin genellikle köşe kısımları daha böyle boşta olan kısımlardır. Mesela burası daha iyi gibi sanki. Dur bakayım. Yo. Koşunca öyle geldi, gaza gelince. Şurası evin daha iyi ya. En köşe noktası. Aynen. Tam burası. Olabildiğince şöyle geri gideceğim. Çünkü ileri çıktıktan sonra zaten ben bu evi yukarı doğru kurabiliyorum. Kağıdımız üretti. Kağıdı ürettikten sonra iş planını da üretiyorum. Bunları aslında gelmeden de üretebilirdiniz. Ama ben evin çevresini dolaştım. Mesela burası daha yakın. Şimdi bir de şu taraftan bakın. İnşallah birileri olmaz da. Mesela burası şöyle baktınız mı daha uzak. Hani diğer tarafa göre daha yakın. Demek ki buralara daha yakın adam kurmuş yerini. Of, ayı tuzağı var bak orada. Dikkat edeyim. Burada var mı? Burada yok. Adam arkadan zaten pek bir şey beklemediğinden dolayı belli ki evet, buralar fazla. En güzel yer o köşe. Ya genellikle orta taraflarda olabilir. Hiç bilemezsiniz. Burada adamın tek yapması gereken, bazıları dışarı böyle kare biçiminde tek bir temel kuruyor. Yine bu inşaat yasağından kuruyor. Ve hani sizi birazcık oyuna adapte edebiliyor. Evet, kağıdım da hazır. Elimdeki inşallah odun yeter. Ben diğer odunlara pek biraz güvendim açıkçası. Şöyle bir bakayım. İnşaat engeli. İnşaat engeli gider. İki adım daha. Geri atıyorum. 2-3 adım daha. Nedenini şimdi belki anlayamayabilirsiniz ama ileride bayağı anlayacaksınız. Şimdi buradan ben durduğum zaman şu tarafa da duvar atmam gerekecek. Mesela bakın. Hadi. Diğer taraf. Allah Allah. Şuraya da at. Tamam. Şuraya at. Hay Allah'ım. Dur ya. Oraya niye atamadım? Birazcık daha yaklaşmam gerekiyor. Bu temel işe yaramadı. Birazcık daha geri çekeceğim.
Oraya duvar atmazsam hiçbir şekilde olmaz. Duvar şart yani. Kardeşim ne gıcık bir şeymişsin ya. Tamam oldu. Tamam teknik bu. 4-4 yapıyorsunuz. Yukarı bir merdiven çakıyorsunuz. Geri gidiyorsunuz. Pardon, geri gitmeden önce yukarı bir zemin oluşturuyorsunuz. Sonra tekrar çıkıyorsunuz. Böyle böyle ikili ikili. Çıktığımız anda gitgide adamın o temeline doğru ilerlemiş oluyoruz. Sonra altınızı kapatıyorsunuz. Hem başka böyle eli boş insan gelmez, size zarar veremez. Hem de bir nevi korunmuş olursunuz. Bir de evin şuralarını yaparken aslında 2-2 de çıkabilirsiniz. Yani nasıl 2-2 dersiniz? Şöyle şöyle daha mantıklı olur. Hemen bir zemin attım. Mesela böyle yaptığınız zaman daha işiniz garanti oluyor. Şöyle daha rahat çıkıyorsunuz. İnşaat engeli. Heh, tamam. Şimdi buralarda inşaat engeli çıkıyor. Birkaç kat daha çıktıktan sonra inşaat engeli yazısı tamamen kaybolacak. O da bizi rahatlatacak. Nerede? Geç. Neyse yapmayayım ya. Yapamadım. Heh. Tahtamız da azmış. Birazcık yavaş gideyim olmazsa bir dikkat edeyim. Tam da sınırda inşallah bırakmamışımdır ha. Böyle böyle çıkarsınız bir bakarsınız tahtanız biter. Valla ölümlük. İntihar edersiniz. 50-50 gerçi götürüyor ama yine de duvarlar işte fazla yiyor. Bakayım evet şu anda normal. Ufak ufak hızlı götürür. Asla unutmayın. Aşağıda bir şey hırlıyor. Kesin kurttur. Daha yeni sanki alttan geçti gibi de gördüm zaten. Mesela buralara geldiniz artık gördüğünüz gibi inşaat engeli yazısı çıkmıyor. Yani bir bakayım burada mı bir altında mı daha iyi gideriz. Aslında burada da çıkmıyormuş. Yani ne kadar aşağıdan atlarsak o kadar iyi. Çünkü yükseklik olduğu zaman insanın ölme kapasitesi de artıyor insanımızın. Bir aşağıdan bir şuraya tahta atarsam bir bakayım kaç tane kaldı. İyi, yeter. Şimdi şuradan atlamak mı mantıklı diye bir hesap yapıyorum. Yoksa bir üstten mi? Bir üstten atlamak daha mantıklı olur. Birazcık daha garanti işimiz olur. Canınız belki ölebilirsiniz ama hani canlandığınız anda adamı fırlatırsınız kısacasına her türlü. Yani buradan ah bir tane daha kurabilse aslında düşer miyiz? Bakayım bir. Bir tane daha mı çıksam ki ya? Bir tane daha çıkayım arkadaşlar. Bu sefer yere doğru indiğim zaman korkuyorum işte. Tam eğer şey olur muyum diye. Geberir miyim diye. Tamam burası çok garanti ama buradan ölürüm gibime geliyor ya. Çok yüksek çünkü. Vallahi ölürüm ya. Bir altından deneyeyim ben garanti olsun hiç riske atmayayım. Çok kötü. Daha altında bir de merdiven var. Merdiveni kıracağım. Burada çok %100 atlarım da biraz işte işi riske atar.
İşi riske atmak istemiyorum. Bu tarz yerler alttan daha rahat kırılıyor bir de. Haberiniz olsun. Buradan da sanki hiç atlayamayacakmışım gibi geliyor ha. Çok kararsız kaldım. Neyse, battı balık yan gider. Son odunumuz varmış zaten. 2-3 tane. L'yi yapıyorum. Üstten atlayacağım. Garanti olsun. Hiç değilse başarırım. Ama ölürüm. Şimdi elime bastım. %99-100. Şimdi ben atlamamdaki sebebim, bakın, destek ekipmanım çok fazla. Yani kalkanım biraz fazla olduğu için rahatım. Yine de hiç belli olmaz. İnsan direkt ölebilir de. Şöyle koşup direkt atlayacağım. İnşallah silahların falan gitmez. Adama yarar, yemin ediyorum. Hayır. Hayır, olamaz. Böyle bir şey olmaz. Yemin ediyorum, olamaz. Allah kahretsin ya. Gıdımla kaçırdım ya. Gıdımla. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim, Allah kahretsin. Allah'ım ya. Yemin ediyorum boşu boşuna. Şu kadarlık emek boşa gitti abi. Bir kat daha çıkacakmışım. Vay anasını ya. Vay anasını. Gıdımla kaçtı ya. Böyle bir şey yok ya. Gideyim ben birazcık daha odun kasayım da. Geleyim tekrardan bari. Şuna bak. Hiç olmayacak olay. Gördünüz değil mi? Saniyesinde neyse işte ise ölmedim. Birazcık kendimi kurtardım orada. Şu karşıdan odun alıp yeniden geleceğim. İyicene sinirlendim valla. Atlayana kadar yani şey yapacağım. Oraya geçmeye çalışacağım. Kaç kat çıkmışım? Onu da hesaplayayım. Bir kat daha üstüne çıkıp öyle atlayacağım. O zaman kesin olacak. İşte böyle çıkıyorsunuz. Bir anda sizi jortlatabiliyor. Adamın biri bir yeri patlatıyor. C4'le hem de patlatıyor. Sesi de geldi. Ses çok yakından geldi. Sanki şu karşıdaki evi patlatıyor gibime geldi ama inşallah oralar değildir. Evet, odun da yok. Vallahi oraları patlatıyor olabilirler. Ben şurada 1-2-2-3 ağacı daha keseyim, kaçayım sonra. Şu küçük evi belki patlatıyorlardır. Normalde sizin bunları görmenizi istemezdim ama artık yapacak bir şey yok. İşte ise deneyim olarak görmüş olduğunuz yani ne anlama geldiğini. Allah'tan binanın köşesine biraz geldim böyle. Hani yavaş indi. Sıyırdı demek ki. Yani tam atlayabilecek seviyedeydim. Bir üstten daha garanti atlayacak. Health kitlerimin olması da şeyden dolayı, düştüğüm anda kanamanız birden başlayacak. O kanamayı da tek durdurmanızı yarayacak ihtiyaç. Karşıdan da adam geçti. İnşallah bana doğru gelmez. Bu kesin gelebilir de. Şöyle hemen bunu kesip kaçacağım. Hiç riske atmayalım. Vay anasını ya. O kadar emek boşa gitti ya. Sadece merdiven bloğunun alt temelini kıracağım. Oradakiler gitsin. Geri kalanı kalsın. Onun dışındakiler çünkü sıkıntı yok. Aslında şurada biraz gezip canımı da arttırsam iyi olacaktı ama hayvan varsa Allah, şansa bak, kurt varmış. Lan kurt bizi öldürür ha. Kaç kaç. Evet, silahla vursam sıkıntı olmaz gibime geliyor. Bazen oyunda bug oluyor. Bug'a kalabiliyor. Bug'a da kalmış olabilir. Yok, kalmamış. İyi. Kurdu baltayla lime lime ettim. Biraz üstlere çıkıp ondan sonra garanti işi alalım. Yani orada pişireceğim yemeği. Ana, sadece bir tanesi kırıldı la. Ben hepsi kırılır diye bakıyordum. Neyse, şu temeli kıracağız. Mecbur. Oha, üstü kırılmadı hala. İnanamıyorum ya. Vay anasını, tek tek kıracağız. Neyse, belki bunda da bir hayır vardır ya. Daha yavaş çıkarım bu sefer.
Evet, daha az malzeme harcıyorum. Birazdan da gece olacak. Gece olduğu zaman bura direkt göze çarpar. Nasıl çarpar derseniz, şimdi gündüz adam o kadar dikkat etmez ama geceliğin öyle zifiri karanlığın içerisinde gökdeleni düşünün. İşte o bayağı bir dikkat çeker. Daha gelemedim mi? Balta da birazdan kırılacak ama ana kırıldı. Yenisi var. Silahı da R ile yenileyim de belki biri miri çıkar. Muhlamam gerekir. Mesela bu tarz evler biraz zor evlerdir. Kırarken birazcık zorlanırsınız. Daha doğrusu dalarken zorlanırsınız. Zaten kolay olsa herkes rahatlıkla ev patlatabilir. O yüzden birazcık sizi zorlar her oyundaki gibi. O anda gelmişim. Bir kat daha çıkayım. Bu el arkamı da kapayacağım. Çünkü şurada bir tavuk eti yiyeceğim biraz. Ardından yukarı doğru çıkıp atlamayı düşünüyorum. Şu an şimdi değil yani. Aa, keşke yapsaydım ya, ateş anca olur. Kamp ateşini unuttuk yine basmayı. Şunları pişirip birazcık yiyeyim. Canım artsın çünkü bayağı düşük seviyelerde. Böyle dursa bir şey olmaz. Airdrop geliyor zaten. Airdrop'un sesini duyan fırlayıp koşacak şimdi. Şu merdiveni diğer tarafa bir yapsa, şöyle yönünü hani bir değiştirebilse, açtı o zaman görecekler ama işte merdiven yönü de çok önemli. O olmuyor herhalde, evet. Şöyle içinizdeyken yapmaması da çok kötü ya aslında merdiveni filan. Şöyle bir yetişebilse, yapsa kenardan yap. Yapamıyor. Yok ya, tamam bu sefer %100 ama yemeğimi bayağı yemem lazım. Evet, kamp ateşim oldu. Hemen sabah olmadan. Tavuk etini de koyayım, kurt etini de koyayım. Konfor, bu çok sıcak diyor ya da konforunuz arttığı zaman size şey veriyor. Mesela konfor diyor, arttığı zaman canınız yükselmeye başlar. Yemekten kısar, canınızı arttırır. Bu da 80-85 civarlarına kadar arttırır. Daha fazla arttırmıyor zaten, bilginiz olsun. Bu tarz baskınları yaparken %100 canınız olsun. Çünkü düştüğünüzde 2 canınız bile kalsa sizin için kârdır. O candan çünkü direkt yenileneceğiz. Kurt eti çok sağlamdır. İnşallah bizi bir götürür yüze. Hadi. Hadi, tamam, 100 oldu. Şu an ateşi kapattım ve denememi gerçekleştireceğim. Şans dileyin arkadaşlar. Bakalım şimdi şuradan tam köşeden uçmam lazım. Hadi. Hadi kalk. Kalk koçum. Hadi, çok yüksekmiş ya. Ölüme kalk, kalkarsa 4-4'lük olacağız. Üstünde de çok malzeme var. Gelip her türlü alacağım onları. Hadi ya, kalk. Kalk. Kalk 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 kalk. Evet, kalktım. Kalkmayı şans eseri kısacasına yaptım. O da nasıl oldu derseniz, hani böyle bir canımı portladım ama aha, birileri var la dışarıda. Lan bizi mıhlarlar ha bunlar. Adam bir sıksa ölürüm ha. Hiç şeyim de kalmadı, biliyor musunuz?
Etlerin hepsini de oraya bırakmışım salak gibi. Ana herif burayı kapamış ha akıllı. Burayı kapatmışlar. Evet, adam akıllılık edip üst tarafı şurayı şeyle kapatmış. Zaten hiç beklemiyordum ha. Şu aşağı düşsem geri çıkamam büyük ihtimalle. Öyle bir yer hazırlamışlar tuzak tarzında. Anladığım kadarıyla. Şimdi burayı kapatmış. Tamam, çok güzel. Orada köşede merdiven var zaten. Onu da gördüm. Ekstra bir şey yapmamış. Yani kısacasına adam kapıyı kapatmış. Tamamen korunaklı bir hale getirmiş. Yani şu kapı olmasaydı içeri rahatlıkla girebilirdim. Şu an ne oldu diyeceksiniz. Cortladım abi. Böyle bir şey olamaz. Resmen cortladım. Canım da yavaş yavaş yükseliyor. Şey yapayım. Şimdi canınız mesela böyle kaldı. Evin içindeyseniz. Evin içinde baskını adama yapabilirim. Gerçi adamı beklemeniz gerekir. O da çok uzun sürer. Hiç gerek yok. Adam işteyse geldiğimi anlamasın. Şuna bak. Resmen gökdelen dikmişim ha. Diğer küçük adamın bahçesine dalacağım şimdi. Onu patlatayım bari. Buradaki fos çıktı. İki tane elimde C4 olduğu zaman bu sefer hani C4 ile geldiğiniz zaman 2-3 kişi gelmeniz gerekiyor. Çünkü öldüğüm zaman orada mesela kurtulamadım diyelim şans eseri. Buradaki kapıdaki bütün malzemeler yazık günah boşu boşuna gidiyor. Şu üste gideyim, benim şırıngam vardı. Şırınga gitti la yerlere bir yerlere. Bir de oyunun yeni saçmalığı bu çıktı. Önceden ölünce elinizdeki gitmezdi. Bu yeni oyunda bu gitmeye başlamış. Yani yeni bir şey geldikten sonra diyeyim. Format. O da kötü oldu bizim için. Şu kapının dibine koyayım da gelince şaşırsın. İnşaat engeli diyor la. Doğru. Biz buralara hiçbir şey yapamayız ki inşaat engeli varken. Çok kötü. Çok kötü. Nereden çıkacağım? Aşağı düşersem %100 ölürüm. Geçenki gibi şöyle biraz sıvazlanarak inmeye çalışabilirim. Evet. Daha iyi nispeten. Şimdi diğer adamın evine gidiyorum artık. Orayı bir deneyeyim patlatmayı. Neredeydi o? Şurada bir yerlerdeydi sanki ya. Yok, bu tarafta değil. Şu aşağıdaydı. Şu boktan evin içerisine bir gireyim. Biraz canımı yükselteyim. Çünkü çok kritik. Hiç savaşabilecek... Allah kahretsin. Olaya bak ya. Kapana sıkıştık resmen. Ulan var ya, ilahi adalet. Evden direkt çıkıp buraya doğru koşacağım. Üstünde çünkü adamın baya baya malzeme vardı. Kalk kalk, hadi bu sefer de işe yara lütfen. 6 cam var bak, geçen 3'tü. Bu sırada mouse'a çılgınlar gibi basıyorum. Mouse'la böyle sağ sol yapıyorum. İkinciyi yer mi zannetmiyorum ama evet, yemedi ve öldüm. Hemen evimde doğup birden fırlayacağım. Evimi de göreceksiniz gerçi ama bu da kötü oldu. Evimde 1000 tane kapı var resmen. Yani adamlar patlatamasın diye. Gerçi giren her türlü sağlam biçimde giriyor ama bugün resmen baskında başarısız olduk. İnşallah oradan dönüşte sağlam bir baskın yapabileceğim. Yani yaparım umarım. Solda tavuk vardı bu arada. Horoz gibi değişik bir sesler çıkarıyor. Gurulduyor daha doğrusu. Oradaki puşlar da az değil ha. Resmen adam gitmiş kapan kurmuş oraya. Patlatabilmek için beni rahatça. Ya oradan geçeni kısaca adam tak tak avlıyor. Bir de gece ya, şimdi adamı bulmak da zor. İnşallah görebilirim. Solda sürekli birileri bir şeyler yapıyor ama anlayamadım. Herhalde birini güzel bir patlatıyorlar orada. Daha demin adam yürüyordu.
Bu tarz baskınları sabaha yakın genellikle yaparlar oyunda. Çünkü sabah daha az kişi oluyor. Gece inanılmaz fazla. Yani 80 kişi, 90 kişi. Oyunun bir de server'ı 150 kişiye arttırıldı. Ben yani server'ın sahibine de tebrik ediyorum. Bu kadar demek ki oyunu oynayan var. Sayı biraz arttırdılar. Oyunda hiçbir zaman üzülmeyin. Çünkü wipe geldiği zaman her şey sıfırlanıyor. Yani yetenekleriniz kalıyor tabii ki ama yaptığınız yerler sıfırlanıyor. Bu sayede hani düşük seviyede olan arkadaşlar öğrendikleri zaman yeni başlayacakları dönemde rahatlıkla kendilerini yükseltebilirler. Yani ilerletebilirler gelişimlerini. O sıraya kadar ben derim ki ne varsa öğrenin arkadaşlar. Şimdi şöyle bir basacaktık ya. Vallahi bile gitti bütün malzemeler. İnşallah orada kalıyordur hala. Bir 5 dakika yanılmıyorsam kaybolmuyordu ama bir kişi tabii yanına gelir görürse 2 saniyede adam yontar. Bayağı da uzakmış ha. Oraya gidince fener açacağım ne olur ne olmaz. Aynen şu bayraklı yer. İşte oyunda hani ezberci olmanız bu yönden iyi. Dönüşte kötü oldu tabi ama hiç değilse şöyle bir bakayım. Evet şurada ölmüşüm. Kapatıyorum. Bir şu yerleştirmeleri kötü tek tek elinizde biraz onu hızlı yapmanız gerekiyor. Biri gelmemesi için aniden. Zaten son şeye de ben kalmışım herhalde resmen. Bu arada evimin yerini de gördünüz. İnşallah gelip patlatmazsınız arkadaşlar. Ortak olmayan, olmak isteyen varsa ama oyunda gelebilir yani yanıma. Yardımcı olurum. Genellikle bu tarz kişiler için hani daha ne kadar fazla olursak evi o kadar da genişletirim. Problem değil. Ya da siz de genişletirsiniz. Hep beraber de yaparız. Onu hiç problem etmeyin kısacası. Gerçi dur alev yapmayalım ya. Bu el baltayla burayı bir halledeyim. Bu video şu anda biraz uzun sürebilir arkadaşlar. O yüzden ilerletebilirsiniz. Çünkü bu demiri kırmak için resmen vuracağım yani baya baya. Böyle bekleyeceğim. Gerçi şunu bir deneyeyim bakayım. Kazmayla belki daha iyi vurur. Kazmalı 1, 2. Kazma birazcık daha iyi ya. Daha güzel düşürüyor. Zaten bu tarz duvarlarda, duvar tarzı yerlerde adamlar hep kazma kullanır. Yani şey kullanmazlar. Ne denir? Çekiç, mekiç, o tarz şeyleri kullanmazlar. Duvar gibi yerleri kırmakta her zaman şeyi kullanıyorlar. Siz arkadaşlar videoyu ilerletin ya da ben ilerletirim. Evet arkadaşlar son 6. Rahatladı birazcık. Buraya gelene kadar 2 tane kazma. 3 tane de herhalde balta harcadım yani. Bunu birazcık hızlı geçtim. Siz şey yapmayın diye, beklemeyin diye sıkıntı olur çünkü. Bu kadar beklenmez. Ya oyunda bile sabah oldu öyle diyeyim yani. Gerçi 5 dakika falan sürdü herhalde. O kadar yüksek de değil ama. Evet kırdım sonunda. Evet bir de bunun üzerine atlaması vardı. Hadi ya. Lan. Burayı bazen atlayamıyorum. O sırada kutu basa dursun. Kutuyla belki atlarım. Bazen çok güzel atlıyorsunuz. Bazen de öyle sallamasyon oluyor ki yani hiçbir şekilde. Yok geçecekmiş gibi değil. Ben kutuyu koyayım da.
Ulan ne beceriksiz çıktım ha. Kutuyu da koydum yine geçemiyorum. Elbette en sonunda gireceğim ama. Kutu olmadı ya. Başka bir şey kurup üzerine geçmem lazım. Şundan olsaydı geçerdim de. Bu arada helikopter de geldi. Elimdeki silahları şöyle bırakayım da. Ne olur ne olmaz. Gerçi zırh gördüğümü de geliyor. Allah Allah. Kardeşim niye geçemedik? İki tane daha kutu yapayım. Normalde geçer. Adam böyle bir geçti ya sonunda. Saçma sapan bir tarafa kurmuş. Allah'ım içinden çıkanlara bak. Leş. Leş. Hepsi leş. Tüh. Boşu boşuna kırdım yemin ediyorum var ya. Neyse 86 tane eritilmiş metal. Bunlar yine kârdır. Şu kurşunum yoktu. Bu da patlayıcı. Farklı bir tip. Üstüme tekrardan giyineyim eşyalarımı da. Birileri gelir. Ulan adamın yaptığı yere bak. Resmen bizimle oynadı ya. Alçak. Kilidini, anahtarını da yok. Anahtarı da bırakmış. Oku varmış. Şu sallamasyon. Ahşap panjurlar. Panjur alsan. Şimdilik buraya bir panjur atayım. Bu panjurları şöyle yapıyorsunuz, açılıyor. Selam, hello filan. Sonra geri kapatabiliyorsunuz. Bunların alüminyumları var. O önemli olan onlar. Diğerleri işe yaramıyor. Yani yaramaz. Bunlar mesela tahta. Kaç canı var? 200. Gerçi o kadar pek bir şey de yok ama. Burayı ben aslında kendime bir yerde yapabilirim. Dur bakayım. Ne istiyor bizden? 100 odun istiyor. Yapsam ama kapıdan nasıl çıkacağım gerçi. O sıkıntısı var. Neyse yapma yapma. Kapıdan çıkamam. Şimdilik böyle durayım. Beni şeyden korusun. Kömür de alayım. Bu adam burada belli ki taş maş kullanıyor. Yani taş için almış burayı. Bu bölgede biraz fazla taş çıkıyor çünkü. Ufak bir yer yapayım demiş. Takılayım anlamında yapmış. Helikopter bakayım. Bana acayip yakın olması lazım. Ah şu kapıyı aslında yıkıp ben buraya kendime de bir bölge gibi yapabilirim ama gerek yok. Hiç uğraşmayayım. Ya bu kadar büyük yaptığınız zaman insanların biraz daha çok ilgisini çeker. İlgisini çekmemesi için daha küçük yerler yapacaksınız. Hani göze batmayacaksınız kısacasına. Bu tarz yerler mesela göze batmaz. Küçük yapmış adam. Patlattınız mı içi mesela o kadar dolu değil. Benim bir şu anda bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir diğer videomda görüşmek üzere. İnşallah o da bununki kadar başarısız olmam. Şimdilik görüşmek üzere. Sağ alttan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Onu da unutmayayım söyleyeyim. Ayrıyeten videolarımıza yorum yapıp da beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.